Hocam Fatih Terim'in seneye yeni yönetim mi gelir, eski yönetim mi kalır? Ben Galatasaray'a seneye kalırsam zarar mı veririm yoksa fayda mı sağlarım demesi gerekir hocam. Çok net bu. Ve dışarıdaki Galatasaraylılar biraz fazla umurdanmaya başladılar Fatih konusu. Arda'yı aldırması maldırması bak görüyorsunuz işte Arda'nın halini. Zorlata zorlata yönetim Arda'yı aldırdı. Hani Arda? Yani yol ayrımındalar bence. Teknik olarak yol ayrımındalar bence. Ama yeni yönetim mi gelir, bu yönetim mi kalır? Onu biliyorum. Galatasaray'ın bugün kaybettiği puanla şampiyonluk yarışını zora soktuğunu... Yani bugünkü yani maça da bağlamıyorum. Genele bağırıyorum Galatasaray için. Bir süreci tabii anlatıyorsunuz. Tabii. Bugün Fatih nerede ya? Gene tribünde. Gene tribünde ya. Gemi boşta gidiyor abi şeyde denizde. Kaptanı yok geminin. Kaç maçtır kaptanı yok geminin ya? Sus be arkadaş ya. Sus ya. Takımı konuşsun. Sen konuştukça takımı susuyor. Al işte buyur. Bundan sonra ne olur? Hikaye. Şampiyon olacak takım havası var mı Galatasaray'ın? İsyan var mı? Hani böyle bir... Hiç yok. Mağlup olur da ya ısırırsın, mısırırsın filan. Olacak şey değil ya. Topçuların haline bakıyorum. Direni çıkan. Hiçbir reaksiyon yok dediğiniz gibi hocam. Hiçbir şey yok ya. İsyan yok. Hoca. Doğru. İsyan yok. Yani Mevlam Kayır'ı oynuyorlar. Hikaye oynuyorlar. Kabullenmişlik var. Evet. Yani. Ama bir şey var takımın içinde onu söyleyeyim. Takımın içinde bir şey var. Gözüküyor. Yakında patlar. Hocam var ama bir de oyun da kötü değil mi? Yani tamam var. Çok eksik hep var. Hep böyle yani ama... takımdaşlık, takım ruhu yok, reaksiyon verme bunlar doğru konuşuruz ama hiçbir oyun da oynamıyor Galatasaray takımı. Ondan şimdi Galatasaray eksikliğini doğru. Galatasaray eksikliğini sayıyoruz ya hocam. Hatay Spor'da da 4 tane önemli oyuncusu eksik. Evet. İlk 11'den 4 tane oyuncusu yok, eksik. Hadi 4 tane de oyuncu eksik Falcao hocam. Falcao golcü değil mi? Evet. Ben Falcao'yu ceza alanı içinde isterim. Önünde isterim. Ya Falcao top almaya sol açığa sağ açığa gitti ya. Alamıyor topu. Sol açığa sağ açığa gidiyor. Çok güzel. Lan Falcao niye hocam? Ben sol açıktan topu alsan ne olur? Falcao almasan tabii, ne olur? Topu taşıyamıyor. Sen orada dur. Orada vuruş tabii yapacaksın bana. Hocam, ama çocuk alamayınca oralara gidiyor. Çok güzel bir konu açtınız. Niye? Bir oyun kurgusu yok. Bir planı yok Galatasaray'ın ucunda. Şey. Olmadığı zaman Falcao ne yapıyor? Kendi iğne etle çizgilere gidiyor. Esas ne olacak? Topu getiren değil, topun getirildiği oyuncu olacak değil mi Falcao? İki takıma bakıyorsun. İki takıma bakıyorsun. Beyazlı takım, kırmızılı takım. Biri takım, diğeri takım değil. Biri takım. İlk yarı özellikle. Yani Avrupa'dan bir adam gelse, hiç tanımasa iki takımı da, ya bu takım takım da bu hikaye diyecek. Fiyasko diyecek. Hem de Hatay Spor'un da ciddi eksikleri var saha içinde ya. Var. Dört tane ilk 11 oyuncusu oynamıyor. Onlarda da var tabii. Bu Penza'yı öne çıkarıyoruz ama. Ne diyor Erman Hoca ama takım gibi saha içinde diyor ki top rakipteyken, ayağındayken bir duruşları var. Giren, çıkan. Tabii. Ne oynadığını giren, biliyor. Tabii, çıkan oyun gibi oynuyor. Var. Tabii. Ha eksik oynuyor, fazla oynuyor. Girenle çıkan arasında takımın sistemi değişmiyor. Yapısında bir değişiklik. Sisteme bağlı değil, şeye bağlı değil, şahsa bağlı değil. Genelde böyle oynuyor zaten Hatay Spor'da. Aynen. Şahsa bağlı değil. Sisteme bağlı. Hocam, ben Hatay'ın hangi maçını seyretsem aynı böyle, şeyi tabii, görüyorum. Beşiktaş'a karşı da Fenerbahçe'ye karşı da böyle oynadı. Evet. Hocam oyun, oyun yapısında bir eksiklik yok değil mi? Yok. Yapısal hayır eksiklik yok Hatay Spor'da. Giren çıkan belli şekilde oynayacağı belli. Galatasaray takımı şampiyonluğa oynuyor. Var.